TASAŞ Alüminyum'un katkılarıyla Güne Bakan Hakan sosyal medya yayını başlıyor. Sevgili izleyenlerimiz, hepinize günaydın. Yeni bir gün ve yeni bir gündem ile karşınızdayız. Ben Güne Bakan Hakan Bakar. Sosyal medya yayıncılığı ile sizlerle birlikteyiz. Dünyanın ve Türkiye'nin ve ilimizin her köşesine elimizden geldiği kadar seslenmeye çalışıyoruz. Bugün de Eştaş Fabrikası yerleşkesi içerisindeyiz ve Eştaş Sivas'ın gururu ve tabii ki bu gurur geçtiğimiz günlerde gerçekleşen İnovalik ve tabii bu güzel ödül töreninde Türkiye şampiyonu oldu. İnovasyon sonuçlarında büyük şirketler grubunda yer aldı. Biz de istedik efendim, bu tabii ki Sivas'ımızın gururu olan Eştaş Fabrikası'nda geçmişten bugüne neler yaşandı? Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Timuçin'le konuşacağız. Tabii bunun arkasında da aynı zamanda bu işin mutfağında yer alan, burada çalışan birkaç böyle güzel insanları da sizlerle buluşturacağız. Efendim biz tabii öncelikle Eştaş'ı kutluyoruz canı gönülden. Başarılarının daim olmasını temenni ediyor ve Eştaş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Timuçin'le hemen programımıza başlıyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz bizleri burada kabul ettiğiniz için. Evet, hoş geldiniz tekrar. Sağ olun efendim. Daha önce de tabii program yapmıştık. Evet. Ve tabii Eştaş ülkeyi, Türkiye'yi ve şehrimizi gururlandırmaya devam ediyor. Milli ve yerli bir üretimle tabii ki bu istihdama da büyük bir katkısı var. Öncelikle bu tabii çalışmanızdan dolayı biz de sizlere efendim canı gönülden tebrik ediyoruz. Kısaca şöyle bir fabrikamızın hem özgeçmişi hakkında hem de genel çalışmalar hakkında bilgi verelim. Sonra da bu işin mutfağında yer alanları da izleyenlerimize paylaşacağız. Evet, sizlerin de bildiği gibi biz Eştaş olarak eksantrik mili imal ediyoruz. Ağırlıklı yurt dışına ihracat yapıyoruz. Ve her geçen günde müşteri sayımızı artırıyoruz çok şükür. Evet. Tabii bu Eştaş'ta yapılan yenilikler, gelişmeler sayesinde oluyor. Yani firmamız her geçen gün kendini yeniliyor. Yeni yeni buluşlar yapıyor, patentler alıyoruz. Hı hı. Ve bunların sonucunda da mükafatlandırılıyoruz. O da bizi gururlandırıyor. Gerçekten çok güzel bir olay. Hı hı. Tabii gerçekten şimdi ben ödülü masanızda görüyorum. Evet. Geçtiğimiz gün İstanbul'da büyük bir heyecanla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans katılımıyla ve dijital teknolojide çok iyi kullanıldığı o gün orada gerçekten evet, çok özel şeyler anlatıldı. Özel röportajlar, özel söyleşiler gerçekleşti. Neler yaşadınız? Oradaki bir heyecandan, oradaki duygulardan biraz bahsedelim. Hani evet, Eştaş ismi orada anons edildiği zaman neler yaşadınız? Çok büyük heyecan duyduk tabii. Evet. Şimdi şu bir gerçek, Sayın Cumhurbaşkanımız inovasyon olayına çok önem veriyor. Evet. Çok çok önem veriyor. Ve 8 senedir her inovasyon toplantısına muhakkak katılıyor. Hı hı. Hiçbirini aksatmıyor. Evet. Ve firmaları teşvik ediyor. Ve gerçekten de baktığımız zaman ülkemiz bu yapılan inovasyon sonuçlarında alınan yeni bulguları, buluşları değerlendiriyor ve ülkemize büyük katkısı oluyor. Biz 2018'de de yine aynı ödülü Türkiye birinciliğini almıştık. Hı hı. Şimdi Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin bir uygulaması var. Toplantı gününe kadar sadece ilk üçü belirliyor. Yani ilk üçtesiniz ama birinci, hı-hı, misiniz, ikinci misiniz, üçüncü müsünüz? Bunu söylemiyorlar. Belli değil. Yani o kadar büyük bir yoğun heyecan yaşıyorsunuz ki. Yani üçtesiniz ama acaba sizi ne zaman çağıracaklar? Tabii büyük bir heyecan ve biz en sona çağrıldık. İlk önce KOBİ firmalarına verdiler. Sonra, hı-hı, büyük işletmeler. İlk önce üçüncüleri açıkladılar, biz yokuz. O zaman dedik ya iki ya bir. Gerçekten ikiyi de açıkladılar, biz yine yokuz dedik. Tamam, biz birinciyiz. Çok ve güzel. Gerçekten çok yoğun bir
duygu yaşadık. Hı hı. Bu duyguyu bize yaşatan firmamız çalışanlarına gerçekten buradan teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum her zaman. Evet. Birazdan da bu tabii ki başarının arkasında olan, sizlerle birlikte yol arkadaşlığı yapan çalışma arkadaşlarınızı da biz tabii izleyenlerimize aktaracağız. Gerçekten 1000'in üzerinde kişiye istihdam sağlayan bir firma Eştaş ve 1970'li yıllarda çok zor şartlarda kurulmuş. Yani şöyle bir geçmiş tarihine bakıldığı zaman bir inanan kesim kadar inanmayan kesim de varmış değil mi? Yani bugünlere gelecek şekilde görmüşler mi veya görememişler mi? Ve belki de şu anda rahmetli Halis Vermezoğlu o günler, o küçük bir dükkanda bu işin mutfağını hazırlarken belki de bugünleri gördü aslında. Hani yanına dayanışma gücü olarak ortak kişiler bularak bu şirketi bugünlere taşıdılar. İnşallah evet. Bundan sonra da daha büyük bir şekilde gelişir ve devam eder diyoruz. İnşallah. Buyurun. İnşallah. Halis Bey gerçekten çok değerli bir insanmış. Yani Halis Bey aslında Eştaş'ı kurmadan önce inovasyon yapmış. Ama evet. O zaman adı inovasyon değil. Evet. Ve hala şu anda biz de o makinesini devreye aldık. O zamanki çalıştığı makineyi. Ki 70'li yıllar benim yaşımda olan arkadaşlar çok iyi bilir. Gençler pek bilmez. Aslında gençlere de o yılları anlatmak lazım. 70'li yıllar yokluk yılları. Evet. Yani ülkede her şeyin bulunmadığı, çok sıkıntıların çekildiği bir yıllar ve bu yıllarda böyle bir ortamda bu işe atılıyor. Yani çok büyük bir cesaret. Çok doğru. Hem cesaret fakat cahil cesareti değil, bilinçli bir cesaret var. Bilinçli bir cesaret, orada. Evet. Yani çünkü şöyle bir şey var, elinde imkanları yok. Bir tane tornası var, bir torna tezgahı var. Şimdi bu torna tezgahını eksantrik üretimi için olması gereken işte normal torna, kam tornası, sertleştirme makinesi, kam taşlama makinesi, yatak taşlama makinesi. Bakın 6 tane tezgah saydım. 6 tane tezgahı tek bir tezgaha yaptırıyor. Bu zor bir şey bu ya. Yani, korkunç bir inovasyon. Evet. Yani normal basit bir tezgaha bir bazı aparatlar yapıyor. Onu kam taşlama tezgahı yapıyor ki bu süper bir şey. Evet. Ve çok şükür bizim gençlerimiz, çalışanlarımız Halis Usta'dan ilham aldı. Harika. Ve bugün ben bakıyorum şimdi 70'li yıllarda böyle bir inovasyon yapan bu şirket, bu kurucumuzun kurduğu bu şirket günümüzde nesnelerin internetiyle çalışmaya başlıyor. Aynen. Yani şimdi ve gençler ne yapıyor? Şimdi gençlerimiz makineleri birbirleriyle haberleştiriyor. Robotlara taşıma görevi veriyor. Evet. Ve bunu dizayn ediyor. Bunu dizayn ederken de kendi bilgi birikimleriyle yapıyorlar. Ve kendilerini devamlı geliştiriyorlar. Sağ olsun devletimizde ve Türkiye İhracatçılar Meclisimizde bunları fark ediyor ve ödüllendiriyor. Evet. Şirketleri ödüllendiriyor ki sizin de bahsettiğiniz gibi bu yarışmaya çok büyük firmalar giriyor. Çok büyük firmalar. 1200'ün üzerinde yanlış bilmiyorsam. Evet. Evet. 1600 firma ve bu firmaların arasında yarışarak çıkıyorsunuz ki çok büyük bir mutluluk. Anadolu'dan yükselen bir değer oluyor böylece tabii ki Eştaş. Gerçekten biz bu tarzda firmaların Sivas'ta artmasından yanayız. Çünkü bu şehre 9-10 tane sizin gibi büyük firmaların işletme anlamında istihdam sağlamasıyla işsizliğin de herhalde daha rahat bir şekilde çözüleceği inancındayız. Tabii biz de inanıyoruz. Yani şöyle söylemek lazım. Aslında gençlerimize fırsat vermemiz gerekiyor. Gençlerimizin önünü açmamız gerekiyor ve çokça çalışmamız gerekiyor. İnşallah. İnşallah bunları başaracağız. Ülkemiz daha güzel günlere gelecektir. Şöyle ödülümüzü bir gösterelim İsmail Bey. Canlı olarak izleyenlerimizle şöyle yakından gösterelim. Biz de tabii efendim şimdi bu işin mutfağında olan Eştaş'ın değerli personellerini sizlerle tanıştıracağız ve tabii yayınımıza devam edeceğiz. Eştaş Eksantrik adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Timuçin'i davet ediyorum. İnovasyon sonuçları kategorisinin birincisi, şampiyonu kendisi.
Evet, hep birlikte bir toplu fotoğraf rica edeceğim sizlerden. Ve toplu fotoğraf çekimimizi gerçekleştireceğiz. Sayın Eviçlioğlu, buyurunuz efendim. Bir alkış lütfen. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olunuz, saygılar. Sabah oldu, uyandı, tezgahlara dayandı. Sabah oldu, uyandı, tezgahlara dayandı. Gece oldu, uyandı, tezgahlara dayandı. Gece oldu, uyandı, tezgahlara dayandı. İstiklalimiz için üretime başladı. İstiklalimiz için üretime başladı. İstikbalimiz için üretime başladı. İstikbalimiz için üretime başladı. Sandılar tüm uyudu, teknoloji kurudu. Sandılar tüm uyudu, teknoloji kurudu. Sevgili izleyenlerimiz, efendim işte tabii kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Eştaş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Timuçin'le görüştük ve tabii o da sizlere İstanbul'da İnovalik'te yaşanan heyecandan bahsetti. Ve şimdi de bugün gerçekten bizi de bir sürpriz bekliyordu aslında. Çok da güzel bir ortama da denk geldik işin gerçeği. Ve şu anda Eştaş'ın haftalık olarak gerçekleştirmiş olduğu bir toplantıyı da biz sizlerle canlı olarak paylaşalım istedik. Eştaş Müdürü Sayın Osman Mavuş Bey'le birlikteyiz ve bu arkamızda da tabii Eştaş'ın görünmeyen mutfağında çalışan ve sizlere bu güzel ödüllerin tabii Sivas'ta ve tüm dünyaya kazandırılmasında emeği olan kişileri de birazdan tanıştıracağız. Efendim öncelikle kolay gelsin. Merhabalar. Sağ olun, hoş geldiniz. İsmim hoş Osman Mavuş. Evet. Eştaş Eksantrik Sanayi Ticaret AŞ'nin genel müdürü olarak çalışıyorum. Her salı bu arkadaşlarımızla beraber, tabii pandemiden dolayı çoğunlukla online, arada böyle yüz yüze de ihtiyacımız oluyor. Yaklaşık 30 yıldır aynı saatte yapılan bir toplantı. Burada beyin fırtınası yapılıyor. İşimizi daha iyi ne yapabiliriz? Mevcut problemler, ileriye yönelik neler? Ne tür gelişmeler yapılabilir? Müşterilerle alakalı konuların geliştirilmesi buradaki beyinler tarafından yapılıyor. Ve tabii buradaki arkadaşlarımız da kendi ekipleriyle bunu uygulamaya geçiyor. Yani Eştaş zaten bir mühendislik şirketi gibi düşünebilirsiniz. Temeli budur. Üretim ve mühendislik üzerine kurulmuş bir şirkettir. Yani 1800'lü yıllardan düşünürseniz işte sanayi devrimiyle beraber dünyada işte tarımdan sanayiye geçiyor, buharlı işte motorlar, araçlar, arkabinde işte ikinci sanayi devrimi, elektrik, gaz, bunların kullanımları, 1960'lı yıllarda bilgisayarın kullanımı ve akabinde biliyorsunuz Endüstri 4 büyük bir devrim. Evet. Eştaş'ta da bunu başarmak için her türlü ilerleme fırsatını arkadaşlarımız değerlendiriyorlar. Bunun neticesi olarak da tabii çok inovatif konularımız var. Evet. Eştaş'ta inovasyon sonuçları kategorisinde oldukça başarılı. Çünkü ortaya koyduğu ürünler ticarileştirilebiliyor. Mesela yılda düşünebilirsin, üniversitemizde yüz binlerce tez yazılıyor. Evet. Doktora tezleri, yüksek lisans tezleri, bitirme tezleri. Ama sonuçta bunların ticarileştirilememesi zaten en büyük sıkıntı. Yani sadece kağıt üstünde kalıyor. Çoğu zaman bu konularla ilgili konuşan insanlar da diyelim ki sanayiden bahseden insanlar işte 10 tane işçinin maaşını vermiyor. Yani bir işçi çalıştırmıyor. Bu konularla alakalı aslında
teorik bilgilere sahip ama buradaki arkadaşlar hepsi pratik bilgileri olan ileri görüşlü arkadaşlarımız. O yönüyle hepsine ben minnettarım. Evet. Tabii geçtiğimiz yılda siz yine bu İnovelik ödülünü aldınız. Artık bu herhalde her yıl devam edeceğe benziyor. Yok, şu anda biz şöyle bir karar aldık. Artık başka global hedeflerimizi biraz daha değiştirdik. Dünya çapında yürüttüğümüz başka projelerimiz de var. Hı hı. Onlarla ilgili çalışmalarımız devam edeceğiz. Yani biz artık İnovelik'te İki defadır birinci olduk. Önümüzdeki sene başkaları birinci olsun diye yani katılmayacağız. Katılmayacağız. Evet. Ama katılımcı arkadaş Sivas'tan bu konularla ilgili çalışma yapmak isteyen sanayicilerimiz, biz bunlara her türlü desteği vermeye hazırız. Yaparız diyorsunuz. Tabii. Yani buradaki arkadaşlarımız o konuda çok iyi. Ve onların önünü açmak için de her türlü bilgi birikimimizi kullanmaya hazırız. Yani ESTAŞ'ın böyle bir yönü var aslında. Dolayısıyla biz katılmayacağız fakat katılmak isteyen başka şirketlerimizden arkadaşlara, ekiplere, buradaki arkadaşlarımız değil mi Fatih Bey? Yaparız biz onu da. Evet, onları onları sokacağız yani onları inşallah. Motive etmiş oluruz. Evet, yani inovasyon ligine biz ESTAŞ Sivas katılmayacak ama Sivas'taki bütün şirketlerimizden katılmak isteyen, nasıl yapılacağını bilmek istemeyen insanlara da yol gösteriyor. Buradaki asıl konu şu, yani ödül çok önemli değil ama özellikle genç arkadaşlarımızı motive etme ve bu konuda çalışmanı sağlamak için güzel bir argüman olarak düşünüyorum. Ve biz bunu da buradan ilk kez herhalde duyurmuş olduk değil mi? Bir daha arkadaşlar ilk defa duymuş olduk. Siz de ilk defa duydunuz pekala. Peki seneye o zaman ne var hedefte? Yani bizim bilmediğimiz veya da işte kamuoyunda, iş dünyasında birçok projeler tabii hayata geçiyor. Bununla ilgili ne yapacaksınız? Nasıl bir çalışma olacak? Şimdi ESTAŞ'ın gündemi zaten çok yoğun. Evet. Toz meteorolojisi, dişli, savunma sanayi, havacılık, şu anda eksantrin dışında işte blok üretimleri var mesela. Bu çok iyi bir gündemimiz. Seneye inşallah bununla ilgili de güzel yollar alınacak. Ve belki 100'ün üzerinde projemiz aktif olarak çalışıyor. Bunların tabii bir kısmı muhakkak ki proje olarak kalacak ama bir kısmını da gerçekleştireceğiz. Evet, yani zaten burada görüyorsunuz, bakın strateji ağacımız var. Evet. Görmüşsünüz. 2020 yılı için. 2020'de bunu bu senekiydi. Bu güncellenerek devam ediyor. Yani ESTAŞ dünya ölçeğinde %10 pazar payını hedefleyen bir şirket. Yaklaşık 138 milyon dolarlık bir ciroyu hedefliyor. Bunu yapabilmesi için bazı şartlar var. Bunları yerine getirecek. Tabii binlerce insanımıza da ekmek kapısı açılacak. Doğru. Yani Allah'ın izniyle. Burada tek yapmamız gereken ekip çalışmasını devam ettirmek, birlik beraberliğimizin bozulmamasını sağlamak ve hükümetimizin sağladığı teşvik ve imkanları sonuna kadar kullanmak. Gerçekten çok güzel teşvikler var. Bunların farkında olmamız lazım ve yürümemiz lazım. Şimdi tabii organize sanayi bölgesine sizin gibi diğer tabii güçlü firmaların da gelmesi için bu teşvikler anlamında, özellikle bölgesel anlamda 6. bölge konusu da mesela çok konuşuluyor. Evet. Sivas'ın gündemi. Hani bunun dışında özel teşvik anlamında da projeler üretilemez mi? Aslında şöyle güzel teşvikler var. Yani projemiz varsa bunu muhakkak bakanlıkla görüşmek gerekiyor. Biz birçok defa örneğin küresel tedarik zinciri projesine istifade ettik. Ki çok ciddi manada teşvik aldık. Benzeri işte istihdamla alakalı teşviklerimiz bunlar oldukça yoğun olarak kullanılıyor. ESTAŞ kullanıyor, başka firmalar da bunları kısmen kullanıyor. Kimi haberdar, kimi değil. Ama burada en önemli konu gerçekten de mühendisliğe önem vermemiz gerekiyor. İnovatif ürünler çıkartmamız gerekiyor. İnovasyona önem vermemiz lazım ve sürekli iyileştirme sağlamamız lazım. Eğer bunları sağlarsak zaten herhangi bir limit yok. Yani dünya bir köy gibi olduğuna göre koca bir pazar. Bunu yapmamız gerekiyor. Ama kesinlikle ve kesinlikle sanayiyle bunu yapmamız gerekiyor. Yani şöyle bir örnek vereyim ben size. Mesela İngiltere ile Hindistan arasında 1800'lü yıllarda %40-%50 fark vardı. Bu gerçek realite yani. Şimdi o günkü insanlar o gün at arabasına binerken İngiltere'deki adam da ona biniyordu. Belki Hindistan'daki de eğer olmayan ata biniyordu. Öyle düşünün yani. En fazla olabilecek fark bu. Ama şu anda yüzlerce kat bir fark oluşan bir devrim söz konusu. Evet. Ve bu daha da farklı alanlara gidiyor. Şimdi ben hep arkadaşlara da söylüyorum. Bir kitap var. Bu kitap yeni bir kitap. Şimdi bu kitabın giriş kısmını biz okuduk. Chapter 1, birinci bölüme geçtik. Okumaya çalışıyoruz.
yürümeye çalışıyoruz. Kimisi giriş kısmını okudu, kimisi o kitabın daha kapağını kaldırmadı. Yani maalesef acı olan ise böyle bir kitabın varlığından haberi de olmayan birçok insan var. Biz buna önem vermek zorundayız. Başka bunun çıkar yolu maalesef mevcut değil. Yani önem vermek zorunda olduğumuz kısım işin sanayi kısmı. Evet. Burada çok böyle karışık şeyler de düşünmek zorunda değiliz. Yani en basitinden dahi olsa 5 kişi 10 kişi bile bir araya gelsin, evet, muhakkak bir üretim imalat yapsın. Bunu yaptığı takdirde gerçekten de Sivas çok farklı noktalara gider. Ama her şeyi devletten beklersek, sermayemizi, yani şimdi birçok insan konuşuyor ama incelediğiniz zaman işte bu sermayeyi alıp bir işe yatırım, bir şey üreteyim diyebilecek insan sayısı maalesef az. Çok fazla değil. Bu tarz girişimcileri ben tekrar buradan takdir ediyorum. Ve onlara da gerçekten de hani bilgi manasında her türlü destekleri buradaki arkadaşlar vasıtasıyla vereceğimizi söylüyorum. Yani şu konuda iş insanlarına, Sivas'taki veya da Türkiye'nin başka yerlerinde olan kişilere de bu çağrıyı yapmış oluyorsunuz. Kesinlikle. Buyurun, Estaş'ın kapıları sonuna kadar sizlere fikir anlamında açık. Burada tabii ekibin bir kısmı var şu anda. Ben fazla uzattım arkadaşlar, evet. Tanıştırayım size. Şöyle şunu da bir gösterelim sizinle birlikte. Buyurun. Şöyle Estaş kameramıza. Evet. Siz artık alıştınız. Şimdi burada 2019 yazıyor. Evet. Tabii ama şöyle çok uzun bir yıl, bir yıl boyunca sürüyor ve gerçekten de pandemiden dolayı da biraz geç kaldı. Yani 2020'nin sonunda TİM tarafından takdir edildi. Geçen sene de aynı ödülü almıştı Estaş. Dediğim gibi biz bundan sonra bu ödülü hedeflemiyoruz. En büyük bizim ödülümüz, bizim dışımıza başka şirketler Sivas'tan bu konuda çalışma yapmak ister, yürümek ister. Biz onlara destek vermek istiyoruz. Yani diğer şirketlerin yolunu açacaksınız. Evet. Aynen. Harika. Biz de efendim Sayın Mavuş'a çok teşekkür ediyoruz. Tabii bir de efendim fabrikada mutfağın görünmeyen kısmında olanlar var değil mi? Onlara da söz hakkı verelim. Tabii efendim çok teşekkür ederiz. Mesela Arge'den başlayalım. Direkt karşıdan başlayalım. Arge'den başlayalım. Öyle daha sonra bakmamız. Tamam. Evet, merhabalar. Merhabalar. Fatih Özaydın ben. Arge yöneticisiyim. Yani güzel bir gurur yaşadık hep Estaş olarak. Tabii bu bir ekip işi ve birliktelik işi, gönül işi. Biz bunu sağladık Estaş'ta. Tabii unutmamak gereken şey var. Biz şöyle baktık her zaman, işte emanet olarak görüyoruz biz burayı. Emanetimizi devraldık büyüklerimizden. Şimdi biz de bu emaneti daha da ileriye nasıl götüreceğiz, bunun derdindeyiz. Farklı bakış açılarımız var. Farklı bakmaya çalışıyoruz olaylara. Sivas'a farklı neler katabiliriz, bunun hesabı kitabı içerisindeyiz. Yani umarım istediğimiz sonuçlar almaya başladık. Bundan sonrası için biraz daha zaman, sabır lazım. İnşallah yönetimimiz de bu konuda bize destek oluyor. Biz de ekip olarak bütün arkadaşlarımız da bunu başarmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah iyi şeyler, daha iyi şeyler göreceksiniz, öyle söyleyelim. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Buyurun. Şeyler göreceksiniz dedi. Ben gene de patlatayım biraz şey olsun. Örneğin şimdi medikal alanında biz kalple alakalı çalışmalar yapacağız. Doğru mu? Bununla alakalı konularımız var. Yani medikal sektörüyle alakalı. Tabii da implant o bir başlangıç, arkasında birçok yenilikçi ürün göreceksiniz. Klasik üretimlerimizde de tabii ki eksantrik mili, toz metalürjisi, işte blok, motor blok üretimleri, dişli üretimleri, yani dijital tasarımlar, bunlar çok farklı noktalarda yürüyecek yani. Yani bunlar da yanlış oldu yani. Peki, birçok yeniliği de duyurmuş olduk değil mi, yapılacakları? Bunlar sadece buzdağının gözüken kısmı. Bir de altı. Kimle devam edelim? Şöyle Seca Bey, Yüksel Bey. Şöyle, buyurun. Merhaba, Bilal Uça, Tasarım Ülerge sorumlusuyum. Osman Bey ve Fatih Bey'in bahsettiği gibi bu ödül almaktan gururluyuz. Bu alanda olmasa da diğer tüm alanlarda bu tarz derecelere ulaşmak artık hedefimiz. Bundan sonraki çalışmalarda inşallah başarılı olacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Peki efendim, devam edelim böyle sırada. Metin Gülmez, insan kaynakları yöneticisiyim. Aynı zamanda yurt içi ana sanayi satış tarafına bakıyorum.
burada da arkadaşlarımız da bahsettiği gibi mesaj kısmı biz daha çok Fatih Bey'e devretmiştik. O sağ olsun bizim adımıza güzel şeylerden bahsetti. Biz burada 1000 kişilik bir ekibiz. Biz onun dediğiniz gibi küçük bir kısmıyız. Arkadaşlarımızla birlikte başardığımız her şey bir birliktelik, ekip işidir. Ve bu 1000 kişinin bundan muhakkak emeği vardır. Emeğe geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum ben. Evet, hemen sizde efendim şöyle bir. İsmim Atilla Durmuş, bakmalarım sorumlusuyum. Bu ödülü kazanmamıza emeğe geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Size devam edelim. Murat Aydın, döküm yöneticisi olarak çalışıyorum. Aynı dalda 2 yıldır bu ödülü alıyoruz firma olarak. Burada kapıdaki bekçi arkadaştan, yani bu genel bir şey olarak genel müdürümüze kadar bütün herkesin emeği var. Dolayısıyla emeği geçen arkadaşlara ben de çok teşekkür ediyorum. İnşallah buna benzer Sivas'a gurur yaşatacağımız projelerle gündemde kalmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ahmet Adlım, kalite yöneticisiyim. Bu ödül almaktan oldukça mutlu ve gururluyuz. Bizim esas görevimiz birinci derecede müşteri memnuniyetini sağlamak. Bu yenilikçi fikirlerle onları da en iyi şekilde destekleme, onların hatalarıyla alakalı çözümleri bulmak için uğraşlarımız devam ediyor. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Evet, devam ediyoruz. Hemen diğer bu tarafa gelelim. Merhabalar. Merhabalar. Seca Yazıcılar. Talaşlı İmalat Mühendisiyim. 19 yıldır Eztaş'tayım. Bir kısmım da aynı zamanda Ar-Ge'de de görev yapmaktayım. Malum pandemi dönemindeyiz ve güzel haberlere ihtiyacımız var. Türkiye'nin olduğu gibi Sivas'ın da. Biz kendi üzerimize düşeni, yani Sivas'a güzel haberleri inşallah Innovalik'te birinci olarak verdik. Bunun devamını Türkiye için önce sağlık tabii ki. Sağlığın bir an evvel herkesin sağlığına kavuşmasını diliyorum. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Merhabalar, Yüksel Ertuğhan. Talaşlı İmalat Yöneticisi olarak çalışıyorum. Yaklaşık 22 senedir Eztaş'tayım. Biz de işte arkadaşlarla birlikte Eztaş'ı daha iyi yerlere getirmek için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Ayrıca yedek parçada mesela temin etmemiz gereken noktalarda Türkiye içerisinde firmaları geliştirmeye çalışıyoruz. Yeni firmalarla çalışmalar yapıyoruz Ar-Ge kapsamında. Onları da belirli noktalara getirmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben Metin Sarıkaya. 18 senedir Eztaş çalışıyorum kalite mühendisi olarak. Çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ben Hüseyin Erşim, bakım onarım yöneticisi olarak çalışıyorum. Mevcut çalışan sistemi devrede tutmak, artı yeni projelerde alt oluşumları oluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Efendim gerçekten ekip tabii müthiş ve bir de buradaki ekibin devamı sahada değil mi şu anda? Onlar da yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Şöyle biraz geçmişten de bahsedebilir miyiz? Yani rahmetli Halis Vermezoğlu sanayi ortamında küçük bir dükkanda başladı bu işlere. Biraz inanmak gerekiyor değil mi büyümek için? Tabii şimdi aslında şöyle konuşalım. Peki buradaki arkadaşlar içerisinde Halis Usta'yı belki de en az tanıyanlardan biri benim. Siz misiniz? Evet, en az. Çünkü birçok arkadaş ben şirkete gelmeden önce çalışıyorlardı. Ben sonradan geldim. Ben birkaç işte Michelin lastiklerinde çalıştım. Kauçuk firma, uluslararası şirketlerde çalıştıktan sonra buraya geldim. Buraya gelmek nasip oldu diyeyim yani, Allah'a hamdolsun. Dolayısıyla hani o yönüyle benim için Halis Usta başta olmak üzere diğer bütün kurucu ortaklarımız, şirket ortaklarımız hepsi girişimci olarak çok büyük emekler verdiler, çok büyük fedakarlıklar yaptılar. Girişimci olmak zordur. Şimdi bunu mesela biz de yeni şirketler kuruyoruz. Hakikaten bunu büyütmek, belli bir noktaya getirmek oldukça sıkıntılı. Dolayısıyla girişimcilere iyi bakmak lazım. Şimdi en büyük zorluklardan bir tanesi şudur genelde girişimci açısından.
Muhatap olduğu işte hem müşteri tarafında ürünü kabul ettirmesi, hem sermayesinin buna yeterli hale gelmesi, hem de iç bünyede işte inovasyon ve mühendislik çalışmalarının yapabilmesi, bunların hepsini buraya getirmesi oldukça zor. Bundan dolayı da bu tarz ortamların oluşması lazım. Sivas'ta aslında böyle bir ortam var. Yani şehrimizin büyükleri, valimiz, belediye başkanımız dahil olmak üzere başta birçok kurum, odalar, kurumlar buna destekliyor. Burada girişimciliğin ne kadar destekli olursanız zor bir şey olduğunu biz biliyoruz. Halis Usta da yaşadı. Diğer ortaklarımız da bunları yaşadı. Yaşanacak ve yaşanmaya devam edecek. Dolayısıyla burada sadece yani benim şu anda ekleyeceğim bir nokta, bilgi açısından ve tecrübe açısından herhangi bir sıkıntıları olduğu zaman Estaş'a gelebilirler. Estaş da muhakkak onun muhatabı olan bir profesyoneli bulup yönlendirip elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışır. Bunu bilmelerini istiyorum yani. Evet. Esas en önemli konuyu da böylece söylemiş evet. oldunuz. Efendim buyurun. Burada bunun dışında tabii bir de bu aşamayı geçenler için ihracatçı olmak. Bu çok önemli. Yani ihracatçı olmak da ayrı bir zorluktur. Yani kolay bir şey zannedilir ama dünyanın her tarafında sizin ürününüzü işte Meksika'dan işte Uzak Doğu'ya kadar kabul ettirecek bir ekip ve güce sahip olmanız gerekiyor. Yılmamanız gerekiyor. Hakaret görebilirsiniz, ürünleriniz gümrükte takılabilir, başka sıkıntılar gelir. Bunların hiçbirisinden yılmamak gerekiyor. Evet. Sizin hakkınıza kötü imajlarda bulunacaklardır. Yani çünkü ülkemiz gerçekten de bölgede bir ne diyelim Nuh'un gemisi gibi yani ülkemiz. Ben ona benzetiyorum. Bütün etrafımızdaki ateş çemberindeki insanlar burada görüyor kurtuluşu ve bunun neticesi olarak da düşmanımız çok. Evet. Hani ne demişler? Türk olmak zordur, dünyayla savaşırsın. Türk olmamak daha zor, Türk'le savaşırsın demişler. Bu gerçekten hadisedir. Şimdi dolayısıyla bu ürünleriniz de dışarıdaki insanlar belli özellikleriniz güçlü olursa alıyor. Yani aynı şartlarda siz işte daha uygun fiyatta olmak zorundasınız. Daha iyi kalitede olmak zorundasınız. Bütün engelleri aşıp ürün teslim etmek zorundasınız. Dolayısıyla ihracatçı olmanın zorluğu buradan geliyor. Ama bunu başarmadığınız takdirde ekonomik olarak da gerçekten sürdürülebilir bir şirkete sahip olamayacaksınız. Yani bu konuda ciddi çalışmalar var. Türkiye İhracatçılar Meclisi her türlü desteği de bu konuda veriyor. Yani bununla alakalı da gerçekten de ihtiyacı olan kurumlara destek verebiliriz. Yani bunu söylemek istiyorum sadece. Kapılar sonuna kadar açık. Aynen. Efendim yeni yılda birkaç gün kaldı. Estaş ailesi olarak yeni yıl mesajımızı da alalım. Programımızı noktalayacağız. Peki yeni yıl aslında bizde hepsi her zaman yeni yıl. Evet yani bir şey bitmedi. Bakın bugün yarın gene çalışacağız. Yoğunluk devam ediyor. Şimdi dünyada çok değişik bir sistem kurulmuş. Avrupa'daki muhataplarımız 20 gün öncesinden tatile çıktı. Bir 15-20 gün sonra tatilden gelecek. Ne yapıyorlar? İşte bizim gibi firmaları çalıştırarak orada katma değerli ürün elde ediyorlar. İşin gerçeği budur yani. Şimdi ama biz bundan yılmayız. Yılmamamız lazım. Çünkü yani burada hem Sivas'ımıza hem de bütün Türk milletine seslenmek istiyorum. Aradaki fark çok ama çok hızlı ilerliyoruz. Son 18 yıldır ciddi mesafeler kat edildi. Bugün gezdiğimiz yerlerde ciddi bir şekilde artık Türkiye ile yakınlaştığını görüyoruz. Fakat daha da hızlanmak zorundayız. Bu bizim boynumuzun borcu. Yeni yıl ya da bir sonraki yıl diye bir beklenti içine girmek yanlış olur. Her günü yeni bir fırsat bilip neler yapabiliriz? Önce kendimiz için, şehrimiz için, memleketimiz neler yapabiliriz? Buna bakmamız lazım. Bu gerçekten de hem bizim bu dünyamızı kurtaracak hem de ahiretimizi kurtaracak. Bu niyetle bakarsak her tarafı hem bu tarafı hem öteki tarafı kurtaracak bir düzen içine gireriz. Dolayısıyla yeni yılda da bu şuurun herkesin kalbinde, beyninde taşımasını arzu ediyorum. Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Sevgili izleyenlerimiz, işte biz bugün sizlere bir başarı hikayesi olarak tabii 1960'lı 70'li yıllardan bugüne hem Sivas'ın hem de Türkiye'nin gerçekten önde gelen firmalarından biri olan Estaş ailesi çatısı altında fabrika binasında sizlere haftalık olarak yapılan bir toplantıyı da böylece canlı olarak aktarmış olduk. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Tabii bu güzel ödülü de Sivas'ımıza ve Türkiye'ye siz de kazandırdınız ve bir dahaki seneye de girmeyeceğiz dediniz. Sayın yani Mavuş Boğa. Tekrar söylüyorum. Yani bizim oradaki hedefimiz şu. Tekrar birinci olursak artık hani bunun şeyi olmaz. Evet, bir klişeye dönüşür. Burada daha zor bir şey hedefledik. Biz bu konuda çalışma yapmak isteyen ve ihracat yönünde de tabii ki faaliyet göstermek isteyen firmalarımıza Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin bu inovasyon, inova ligi ile alakalı ARGE merkezimizin desteğiyle destek olmak istiyoruz. Yani aslında mentorluk bu daha zor bir şeydir yani. Yani mesela bir işi yapmak aslında yaptırmaktan nedir? Daha kolaydır. Bir işi yapmak yaptırmaktan daha kolaydır. Çünkü kendi gücüne güvenirsin, yürürsün. Evet. Şimdi biz diyoruz ki sadece Estaş olmasın, başka firmalarımız da olsun. Çünkü bu yük çok ağır, tek başına bir firmanın kaldırabileceği bir şey değil. Doğru. Dolayısıyla başka firmalarımızın da bu yolda yürüyebilmesi için destek vereceğiz. İnova Lig'e katkı sağlayacağız. Bakalım yani sizin yayınızdan sonra gelen olur mu, giden olur mu bilemiyoruz yani. Efendim o zaman biz de buradan tüm iş insanlarına çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu sözleri söylemek de aslında kolay değil. Yani gerçekten günümüzde rekabet çok yoğun olduğu için siz de bir Estaş ailesi olarak artık bu ikinciyi aldınız ve bir dahaki seneye de başka firmaların önünü açmak üzere buradan çağrı yaptınız. Biz de bu çağrıyı duyurduk efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İş hayatınızda başarılar diliyoruz ve biz de efendim sosyal medya yayınımızı bugün burada noktalıyoruz. Gerçekten dediğimiz gibi İnanmak lazım. İnandığımız zaman da her yeni doğan güne de çalışarak ve azimle bu güzel hayatı sonuna kadar sürdürmek lazım. Biz Estaş ailesine buradan efendim başarılar dileklerimizi iletiyoruz ve siz izleyenlerimize de teşekkür ediyor. Güzel bir gün temennisiyle Allah'a ısmarladık diyoruz. Hoşça kalın.